Herkese merhaba, ben Özgür Kolsan. Bugün çıtır patates çubukları yapacağız. Malzemelerimizi sayıp tarifimize başlayabiliriz. 4 adet orta boy haşlanmış patates, 1 tutam dereotu, 100 gram kadar kaşar peyniri, 4 kaşık nişasta, 1 dolu su bardağı galet unu ve birer çay kaşığı kimyon, tuz ve pul biber. Patateslerin ben kabuklarıyla beraber haşlıyorum. Böyle daha pratik oluyor. Soyarken de daha kolaylıkla soyuyorum. Hem de israf da yapmamış oluyorum. Patateslerimizi soyduk. Onları şimdi güzelce ezip püre haline getireceğiz. Patatesleri de çok güzel püre haline getirdik. Şimdi diğer malzemeleri ekleyeceğiz. Öncelikle baharatlarımızı ekliyoruz. Böyle koyabilirsiniz, isteğe bağlı. Kaşarımızı rendeliyoruz içerisine. Rendemizin ince gözünden rendeliyoruz. Taze kaşar, eski kaşar, mozzarella peyniri, tost peyniri gibi farklı peynirler de kullanabilirsiniz. Bu tamamen tercihinize bağlı. Hatta parmesan peyniri de çok yakışır. Varsa kullanabilirsiniz. Hemen ardından nişastamızı ekliyoruz. 4 yemek kaşığı. Patates başına 1 kaşık. Olacak şekilde ayarlıyorum ben. Hemen ardından dereotlarımızı da satırlayıp içerisine ekleyelim. Dereotu da burada tercihinize bağlı. Ben içerisinde güzel yeşillikler parlasın istiyorum. Yani maydanoz, dereotu kullanabilirsiniz. Ya da istemiyorsanız hiçbir şey de kullanmayabilirsiniz. Dereotlarımızı da içerisine ekleyelim. Ve son malzememiz olarak galet unu koyacağız. Koymadan önce eldivenlerimi takıyorum çünkü yormaya başlayacağım. Galet unu burada bizim kıvam vericimiz. Yoğun bir hamur elde edene kadar yaklaşık 1 dolu su bardağı, yani bunu geçebilir, galet unu ekleyeceğiz. Çok güzel yoğun bir kıvam elde ettik. Gördüğünüz gibi dereotlar içerisinde yeşil yeşil çok güzel parlıyorlar. Şöyle biraz elimize aldığımız zaman kolaylıkla da şekillendirilebildiğini görüyoruz. Yani bu bizim için tam aradığımız kıvam. Hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıyoruz. Bunu elimizde böyle sıkılaştırıp tezgahımızda çubuk haline getiriyoruz. Böyle güzel uzun bir çubuk haline geldiği zaman tepsimize yerleştiriyoruz. Sonuncusunu da koyduk. Bunu fırında pişireceğimiz için son dokunuş olarak üzerlerini sıvı yağla yağlıyorum. Çok az da kırmızı toz biber koydum biraz renk versin diye. Üzerlerine girişi güzel sürüyorum. Hepsini güzelce de yağladık. Artık önceden ısıtılmış 200 derece fırınımıza bunları yerleştirebiliriz. Yaklaşık 30 dakikalıkta fırında pişirme işleminden sonra çıtır patates çubuklarımız hazır. Gördüğünüz gibi çok güzel gözüküyorlar. Hemen şöyle kırıp kıvamını da göstereyim. İçi yumuşacık, dışı çıtır çıtır. Çıtır patates çubuklarımızı istediğimiz dip soslarımıza banıp da yiyebiliriz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun.